Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yarın Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlayacağız. Umarım sizler bu memlekete, bu ülkeye çok faydalı insanlar olursunuz. Hepinizin ne kadar emek verdiğini, ne kadar çabaladığını görüyorum. İnşallah bu çabaların karşılığını hep birlikte alacağız arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlere neler anlatacağım? AYT matematik nasıl çalışılır? Kaynak tavsiyesi vereceğim. Kanal tavsiyelerinden bahsedeceğim. Ve burada dikkat etmeniz gerekenlerden benim bu süreçte yapıp ama pişman olduklarım. Hatta keşke yapsaydım dediklerim bazı şeyler var. Şimdi de biliyorsunuz ki sınava hazırlanıyorum. Bilmeyenler de varsa söyleyeyim. Üniversite değiştirmek için hazırlanıyorum arkadaşlar. Umarım hedeflediğim üniversiteye kavuşurum. Hemen isterseniz uzatmadan videomuza geçelim. Video öncesinde de ben bu videoda hem Cumhuriyetimiz için hem de abim için bir arkadaşımıza kitap hediye etmek istiyorum. Burada da normal yorum atabilirsiniz bu arada. Hani katıldım falan yazmanıza hiç gerek yok. Yorumlardan ben kendim seçeceğim arkadaşlar. Abone olmanız da yeterli olacaktır. Ben hemen birkaç gün içerisinde açıklayacağım yorumlarda o arkadaşa yanıt vereceğim veya topluluğa atarım topluluk tarafına. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Hemen videomuza geçelim. Kanal tavsiyelerine geçecek olursam burada kesinlikle ama kesinlikle tek bir kanaldan ilerlemenizi tavsiye etmem. Nedeni de şu: bazı hocaların YouTube'da ben konuları farklı olarak anlattığını düşünüyorum. Yani birbirinden çok farklı anlattığını düşünüyorum. Mesela Eyüp Bey'in soru çözümlerini kesinlikle dinlemeni tavsiye ederim. Ama bunu mesela konuların bitmiştir, sorularını çözmüşsündür, onun ardından çözebilirsin. Veya temelin varsa, ben orta seviye bir öğrenciyim diyorsan kesinlikle zaten Eyüp Bey'den götür. Burada sana tavsiye edeceğim konu olarak, mesela ben sıfırım, gerçekten sıfırdan zirveye ulaşmak istiyorum, sıfırdan böyle kendimi kademe kademe geliştirmek istiyorum diyenler, özellikle fonksiyon kısmında grafik çizme konusunda eksiğim diyenler kesinlikle Bıyıklı Matematik dinlesin. Ben Selim Hoca'nın, yani Bıyıklı Matematik kanalının grafik çizme yöntemleriyle gerçekten bazı soruları, hani hiç olmayacak soruları bile grafiklerden çözerek yapıyordum. Burada sana grafik çizmeyi çok güzel öğretiyor. Fonksiyonları, böyle denklemleri falan grafiğe aktarmayı sana öğretiyor ve bunun böyle en temelden öğretiyor gerçekten. Çok temelden anlattığı için kesinlikle Selim Hoca'yı fonksiyonlar konusunda, mutlak değer konusunda çok tavsiye ediyorum. Polinomlar konusunda da çok çok iyidir. Yani konu olarak tavsiye edeceğim. Mesela parabol konusunda sıkıntı yaşıyorsan onu önce bir Selim Hoca'dan dinle. Sonrasında hiç sıkıntı yaşamayacağını söyleyebilirim. Özellikle grafiklerin olduğu kısımlarda Selim Hoca çok öne çıkıyor bana göre. Çünkü grafik çizmeyi öğrenciye çok güzel aktardığını düşünüyorum. Denklem kısmında da özellikle bakın, çarpanlar ayırma, denklemler ve böyle denklemin bol olduğu sorularda, soru tarzlarında İlyas Güneş çok bence öne çıkıyor. Mesela ben dün çarpanlar ayırma konusunda çok sorun yaşayan bir öğrenciyim. Çarpanlar ayırma konusunda bir AYT'a temel olması amacıyla, çünkü çok zorlanıyorum gerçekten. O formülleri de sürekli olarak unutuyorum. Ve formül olarak da ezberlemek istemiyorum. Bu şekilde çalışmak istiyorsan kesinlikle İlyas Güneş tavsiye ederim. Çünkü denklemler konusunu sana gerçekten o kadar güzel anlatıyor ki, yani o konuda hiçbir sıkıntın kalma ve ezber bir şekilde de anlatıyor. Yani o formülleri ezberleyerek değil, hocanın gittiği yöntemlerle giderek yapıyorsun. Ben daha orta bir seviye öğrenciyim. Hani konularda aşırı sıkıntım yok ama biraz dinlesem öğrenirim şeklinde bir kafan varsa, yani yapın varsa, kesinlikle Mert Hoca veya Eyüp Bey tavsiye ederim burada. Mert Hoca'nın çözdüğü sorular daha üst düzeydir. Eyüp Bey de biraz daha hani şeydir, soru çözümü olarak sana bir şeyler katar. Bana göre Eyüp Bey'de en son tekrar amaçlı dinleyebilirsin. Tavsiye edeceğim kanallar bu şekildeydi. Tabii birçok kanal var, yani soru çözümü yapan, Matematiğin Fatih gibi, Matematiğin Güler Yüzü gibi. Mesela Matematiğin Güler Yüzü'nü tekrar amaçlı kullanabilirsin. Matematiğin Fatih'inden soru çözümlerini dinleyebilirsin. Yine Soner Akıncı var. Soner Akıncı orijinalinde de zaten yazarı ve soru çözümlerini de Soner Akıncı yapıyor. Bunlardan da soru çözümlerini dinlemeni kesinlikle tavsiye ediyorum. Sana çok çok faydalı olacaktır. Kaynak tavsiyeleri kısmına geçecek olursam burada öncelikle temel öğrencilere de bir yer ayırmak istedim. Ben şu an kendim hazırlanan bir öğrenci olarak temel öğrenci değilim maalesef ki. Yani olmayı da isterdim açıkçası. Çünkü en başta o hevesle çalışmak falan çok güzel ve en başta böyle çok zorlanmak falan. Bence arkadaşlar temelinizi tabii ki bilmiyorum ama burada AYT matematik kısmında aşırı aşırı temel kaynaklar çözmek sizi biraz matematikten soğutabilir. Yani TYT matematik, zaten sen temel attıysan AYT matematik belli bir yere geliyor. Gerçekten geliyor. Özellikle çarpanları ayırma, oran orantı, denklemler gibi konularda hiç sıkıntı yaşamadıysan, yani bu konuları gerçekten güzel hallettiysen TYT kısmında, AYT'ye başlarken sıkıntı yaşamazsın. O yüzden sana tavsiyem bu tarz konuları TYT'de hallettikten sonra AYT'ye başlaman olacaktır. AYT'ye başladıktan sonra da çözeceğin en kolay kaynak matematiğin ilacı olsun. Yani aktif falan çözme bana göre. Burada zaten kendi temeline uygun farklı sorular görürsün. Ki burada da yeni nesil sorular vardır ama daha kolay seviye sorarlar sana. Bunlar reklam değil bu arada.
Ben orta seviye bir öğrenciyim. Orta seviyeden başlamak istiyorum veya matematik ilacının ardından yani kolay bir kaynağın ardından orta seviye bir kaynak çözmek istiyorum diyorsan burada kesinlikle bilgi sarmalı tavsiye ederim. Bilgi sarmalı bu arada gerçekten ben soru tarzını AYT'ye de çok benzetiyorum. Sadece şeyde AYT kısmında daha eleyici sorular, detaylı sorular geliyor 5-6 tane. Onları barındırmıyor ama yine de kolay orta diyebileceğimiz bir kaynaktır. Orta seviye bir öğrencinin de kolay bulacağı bir kaynaktır aslında. Bilgi sarmalı biraz değişik bir yayın. Ama ben çok beğeniyorum bilgi sarmalının sorularını. Yine sınava girmeden önce ya denemesini ya da soru bankasını çözmeni sana tavsiye ederim. Soru bankası olarak benim şu an en sevdiğim soru bankası. Kendim de bunu şu an çözüyorum. Bu arada bilgi sarmalı da çözüyorum. Öncesinde bilgi sarmalı biraz elimi hızlandırıyorum. Daha sonra da orijinalle devam ediyorum. Orijinalin soru bankasını kesinlikle tavsiye ederim. Burada sana fazlasıyla şey kalacaktı zaten. Hani isminden bile belli açıkçası. Zaten hani piyasada da belli bir ismi var. Çok çok zor soruları vardır. Seni aşırı zorlar. Ama yorum yeteneğini çok geliştirir. Özellikle AYT kısmında zaten sana gelen eleyici sorularda senin yorum yeteneğini sorgulayacak şekilde oluyor. O yüzden seni gerçekten çok çok geliştirecektir. Ben AYT kısmında bir de şunlardan bahsetmek istiyorum. Özellikle bazı zorlandığımız konular oluyor veya senin kişisel olarak zorlandığın konular oluyor. Mesela limit türevi integralde zaten fasikül çözüldüğünü hani birçok öğrenci söyler veya trigonometri adına fasikül çözülür. Bunlar çünkü biraz daha böyle fasikül tarzında uydurulan konulardır. Ama mesela ikinci derece denklemlerden bazı öğrenciler fasikül çözmeyi tercih etmez. Çünkü o konuyu iki tane soru bankasından veya bir tane soru bankasından çözerek halletmiştir. Ama burada özellikle zorlandığınız konularda kesinlikle sizlere böyle en baştan kolay, orta, zor şeklinde gidecek öğretici bir fasikül çözmeyi tavsiye ediyorum. Burada hız ve rengin, bilgi sarmalının, orijinalin, apoteminin fasikülleri çok güzeldir. Mesela fasikül olarak apotemi çözeceksen biraz daha mesela bundan sonra çözebilirsin. Yani o soru bankasını hallettikten sonra çöz. Fasikül çözümünde de bazı arkadaşlar soruyor işte soru bankasından önce mi yoksa sonra mı? Soru bankalarından sonra çözmeyi tercih edebilirsin. Ben öyle yapıyordum arkadaşlar. Daha verimli oluyor. Çünkü o konuyu en baştan sana tekrar ettiren bir şey fasikül. Burada ben fasikül olarak kesinlikle orijinalin fasiküllerini tavsiye ederim. Yani her konu adına söyleyebilirim bunu. Ben mesela bunda bakın açayım hatta içerisini şöyle. Bak mesela şurada polinomlarda ben zor testleri falan da hep çözebildim. Çünkü gerçekten size konuyu aşırı güzel anlatan bir kaynak. Burada mesela hem kolay hem orta hem de zor sorular var. Sarı, pembe, kırmızı falan diye gidiyor. Sarı, mavi, kırmızı şeklinde gidiyor. Yani kolay, orta, zor şeklinde gidiyor. Ve sana konuyu en baştan anlatıyor, öğretiyor zaten. Bunları da soru bankalarından sonra yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani senin yapacağın olay önce seviyene uygun bir kaynak bulmak, onları kolay, orta, zor şeklinde sıralamak ve o şekilde çözmek, ardından fasikülle bu serüveni tamamlamak. Matematikte gerçekten hani AYT matta başarılı olmak istiyorsan öncelikle TYT mat kısmını sağlam halletmen gerekiyor zaten. Ama burada da kaynak seçimlerin senin için çok önemli. Öncelikle kendi temelini bilmen gerekiyor. TYT matematiğim iyi diye AYT matematiğim iyi olmamalı. Yani burada bir şeyleri sorgulamanız ve her zaman kendinize eleştirel bir şekilde bu bakış atmanız, ona göre de kaynaklar ve çalışmalar seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yapmanız gereken olay çalışma kısmı. Asıl olay zaten burada çalışmada bitiyor. Ben AYT kısmında soru çözümünden ziyade konu anlatımının daha önemli olduğunu düşünenlerdenim. Ya bu biraz size değişik gelebilir. Mesela TYT matematikte konuyu anlamasan bile bazı soruları çözebilirsin. Mesela hani hiç bilmediğin bir konu hakkında bile yorum yapabilirsin. Çünkü o sayı problemlerine belki giriyordur. Mesela hız problemleri çözersin ama o aslında senin işlem yeteneğini sorgulayan bir sorudur. Anladın mı? Hani TYT matematik biraz daha şeydir. Yorum yeteneğin ne kadar geliştiyse o kadardır. Ama AYT kısmında konuyu anlamadıysan maalesef karşına en kolay konu soru bile çıksa yapamazsın. Yani diziler mesela bizim çok kolay diye atlettiğimiz bir konudur ama bazı diziler sorusunu sen hiç bilmesen yapamazsın. Gerçekten yapamazsın. Mesela karmaşık sayılar bizim banko dediğimiz alandır. Ama sen karmaşık sayılar konusunu kesinlikle bilmiyorsan bu ne dersin yani soruya bakarak. O yüzden arkadaşlar sizlere tavsiye ettiğim şey konu kısmını iyi oturtmak ve burada öncelikle eliniz alışsın diye kolay orta seviye bir kaynaktan çözmek. Burada mesela seviyen biraz daha iyiyse bilgi sarmalından başlayabilirsin. Ama mesela ben çok çok iyi değilim diyorsan matematik ilacı, mikro orijinal gibi hani kolay kaynaklardan, aktif gibi kolay kaynaklardan çöz. Daha sonrasında orta seviyeye çık. Yani burada her zaman kendinize bir basamak oluşturmanız gerekiyor ve o basamakları teker teker çıkmanız gerekiyor. Bir anda tabii ki şöyle çıkmayı bekleyemezsiniz.
Burada konu çalışmasını çok özenle yaptığımızı söyledik. Burada ben mesela çalışırken gerçekten bir konuyu anlayıp anlamadığıma şu şekilde bakıyordum. Soru bankasıyla değil, denemeyle bakıyordum. Mesela konu bitti ya, denemeyi alıyordum elime. Mesela bir tane branş denemesi diyelim ki, bakın hiç soru bankası çözmedin ama burada. Yani mesela çalışırken ben ama bir tane aktifle gidiyordum. Yani şey yapıyordum, konuları unutmayayım diye. Çünkü videolar 20 tane falan. Mesela polinomdan 20 tane video izliyorum. Onu 20 tane videoyu 5-6 gün daha önce tamamlıyordum. Ve bu 5-6 günlük süreçte soru bankası çözmezsen unutabilirsin bazı kavramları. O yüzden de yanında kolay bir kaynakla çözerek gidiyordum. Hani videoyu izliyordum. O gün öğrendiğim konuyu, mesela sabit polinom öğrenmişimdir. Sabit polinomdan 5 tane soru varsa 5 tanesini çözüyordum şeklinde. Hani o konu en azından benim kafamda oturtuyordu. Sonrasında zaten soru bankalarına yavaş yavaş geçiyordum ve kendime test şeklinde ödevler veriyordum. Bu kısımda tamamız. Burada kendimi sorguladığım şey aktiften sonrasında, bir tane mesela diyelim ki bilgisayar malın branş denemesi var elimde, matematik branş denemesi. Açıyordum, polinomu bitirdim ya, bakıyordum polinomda nasıl sorular soruyorlar ve ben bu soruları acaba yapabilecek miyim? Bunlara baktığında gerçekten olay tamamdır. Yani bunları gerçekten yapabiliyorsan veya bu sorular sana ya çok mu zor acaba falan, hani ben bunu kesinlikle yapamam diyorsan, orada konu çalışmasına gitmen, tekrar etmen lazım. Yani soru bankasından önce yine konu çalışmasına önem vermen gerekiyor. Burada soru bankasından bitirdin, ardından yine denemede zorlanıyorsun, tekrar etmen lazım. Konuyu anlamadan kesinlikle geçme. Çünkü AYT matematik dediğimiz şey gerçekten konu çalışmasının sağlam yapılması gereken bir kısım arkadaşlar. Konuyu bilmiyorsan AYT matta yorum yapamazsın. Çünkü AYT mat soruları bilginin yorumlanması aslında. Yani bilgi yoksa yorumu maalesef yapamıyorsun. Öncelikle arkadaşlar, ne zaman başlanmalı konusu, tabii ki bunlar sizin hayat şartlarınıza göre değişen şeylerdir. Örneğin bazı öğrenciler hastalanıyor, Ocak'ta başlıyor, Şubat'ta başlıyor, hiç fark etmez. Burada sizlere tavsiye edeceğim şey, bir zaman aralığı kesinlikle yok. Yani belirli bir zaman aralığı yok. Ama başlamanız gereken hani uygun bir tarih, ben gerçekten derece istiyorum şu an, hani ne yapsam uygun olur diyorsan, bana göre Kasım'da başla. Yani önceden tut, Nisan gibi, Mayıs gibi tüm konuların bitsin, ardından bir aylık süreçte sadece denemeler çözerek, soru bankası çözerek, tekrarlar yaparak ilerle. Yani son bir ayın senin boş olsun. Ama ben mesela hani bunu zamana neden kısıtlamıyorum? Çünkü ben Ocak ayında başladım AYT matematiğe ve Ocak ayında başladığımda, Ocağın 15'inde başladım ve Ocak ayında başladım, sınava hani 2-3 gün kala bitirdim ben AYT matematiği. İntegrali ben sınava son 2 hafta kala fasikülü de çözerek ilerledim. Yani 4 kaynaktan çözdüm fasikülle de birlikte. Burada arkadaşlar kesinlikle şu zaman başlarsanız yetişir, sonra başlarsanız yetişmez gibi bir cümle kesinlikle kurmuyorum. Derece yapmak istiyorum, şu an başlasam daha rahat olur diyeceksen Kasım ayında başlamanı tavsiye ederim. Kasım aralık senin için uygundur. Ocaktan sonra biraz daha stresli bir çalışma seni bekliyor, onu söyleyeyim. Çünkü ben gerçekten o kadar harıl harıl çalışıyordum ki o anları hatırladıkça çok duygulanıyorum. Yani şu an Kasım aralık sizler için iyi olabilir. Şimdiden de başladıysanız zaten çok çok daha iyidir arkadaşlar. Gelelim diğer konuya. 12'ler neler yapmalı? 12'lerde arkadaşlar maalesef sizlerin okul yoğunlukları da var ve sınavlarınız da var şu sıralar. Burada dikkat etmeniz gereken kısım TYT matematik kısmını boşlamamak ve AYT matematik kısmında da şu an büyük ihtimalle logaritma falan, onları görüyorsunuz. Burada maalesef aynı anda yürüteceksiniz. Yani bunları bitirdikten sonra şu an bana göre bu konulara biraz daha yazılı odaklı çalışın. Yani yazılılarınız gibi çalışın. Onlara yazılı düzeyinde çalışın yani. Hani sınıfta dinleyebilirsiniz. Sadece yazılı olarak görmeniz. Yani 12 konularını şu an halletmeniz size hiçbir fayda sağlamayacak. Onun öncesindeki konular sizler için çok çok daha önemli. Yani 11 konuları daha da önemli temel atmak için. YouTube'dan destek alıyorsan burada sana tavsiye edeceğim olay. Örneğin bir kamp var, 20 videosu var. Bu 20 videoyu dağıtıyorsun. Mesela her güne 2 video, her güne 2-3 video şeklinde veya 4 video şeklinde. Bunu en kötü bir hafta içerisinde bitirmeye çalış. Ama bu bir haftalık süreçte örneğin bunun kolay bir kaynak olduğunu düşünün, tamam mı? Bununla birlikte git. Yani mesela polinomlar, az önce dedim ya, hani ben mesela sabit polinomu o an hoca anlatıyordu bana, mesela Selim hocadan dinliyordum. Sabit polinomu 2 videoda anlattı diyelim ki. Polinom, sabit polinomdan bir tane test var, çözüyordum. Veya polinomlarda bölme konusunu 3-4 videoda anlattı. Polinomlarda bölme videolarını izliyordum, konuyu tamamlıyordum. Ardından da bu kaynaktan, yani kolay kaynağından polinomlarda bölmeyi çözüyordum. Bu şekilde o bir haftalık sürece yayarak konuyu hem aklımda tutuyordum hem de unutmuyordum. Yani konunun bende nasıl anlaşılıp anlaşılmadığını test ediyordum. Sonrasında orta bir kaynağa geçiyordum. Bu orta kaynaktaki testlerimi de bölüyordum. Mesela 10 test var. Ben bunu 3 günde çözeyim, 4 günde çözeyim bir şekilde bölüyordum. Sonrasında zor kaynağıma geçiyordum. Buradan da çözüyordum. Yani o bir konuya 15 günlük, 16 günlük bir süre ayırıyordum. Tabii ki bunu daha da kısaltacaksınız. Yani o videoları daha kısa süreçte izlemeye mutlaka bakın.
fazla soru görmek zorundasınız. Yani yorum yeteneğiniz gelişecek, bilginizi ölçmeniz her zaman gerekecek arkadaşlar. Bu her alan adına geçerli. Maalesef çalışmanız gerekiyor. Maalesef demek istemiyorum. Ben çalışmayı çok seven bir öğrenciyim. Umarım sizler de bundan sonra motivasyonlarınızı toplar ve çalışmaya başlarsınız. Hepinize çok çok güveniyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sorularınız varsa yorumlarda bekliyorum. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum.